Günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Bugün bir vlog başlatayım dedim. Bundan sonra da daha sık vlog yapacağım. Günlük olarak ne yapıyorum, ne ediyorum. Çünkü benim hayatımda bazı değişiklikler yaşandı. O yüzden de evde artık vakit geçiriyorum. Yani mevcutta çalıştığım bir işim vardı, onu bıraktım. O yüzden evdeyim. Evde de neler yapıyorum, nasıl geçiyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bir yumurta haşlayacağım hemen. Bakın size mutfakta yardımcımı göstereyim. Miço. Kuzucuğum. Ben iş yaparken hep beni böyle izler. Peşimde nereye gitsem gelir. Onu da dün ilk kez böyle dışarı çıkardık. Biraz gezdi falan. İyi oldu onun için de. O videoların hepsi gelecek. Birazcık bekleyin sadece. Şimdi yumurta haşlansın, ondan sonra tekrar açıyor olacağım kamerayı. Thank you.
Şimdi kendime bir filtre kahve yapacağım arkadaşlar. Onun için suyumu ısıtıyorum. Su ısınırken de bu French press bardağını hazırlayacağım. Sadece şöyle bir sorun var. Benim French presslerim hep kırıldı. 3 tane French pressim vardı. Hepsi kırıldı. Dayanmıyor yani bana hiçbir şekilde. Bu French pressin de basma şeyi buna tam olmuyordu. Bir üretim hatası vardı galiba. Atmıştım. O yüzden ben bunu yaparken şöyle süzgeç filtre kağıtlarından kullanıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi normalde buna bu küçük geliyor. 2 numaralı olanı almışım çünkü boyut olarak küçük bir filtre kağıdı almışım. Bunu ben şöyle kenarlardan geçiriyorum. Daha sonrasında kahveyi koyuyorum. Kahveyi de size göstereyim hemen. Bu kuru kahveci Mehmet Efendi'nin, şöyle göstereyim, Kolombiya olan kahvesi. Burada tadını nasıl seviyorsanız ona göre atacaksınız. Yani acı seviyorsanız işte 2-3 kuş atarsınız. Daha yumuşak seviyorsanız da daha az atabilirsiniz. Şöyle bir 1,5 diyelim benim attığım ölçü için. Tatlı peşiyle. Bir de şöyle, ben normal şartlarda eğer ki tamamen sade içeceksem bir kaşık atıyorum. Ama bugün filtre kahveyi Hindistan cevizi. Genelde Hindistan cevizi yağıyla zaten içiyorum ben. Yağ yakımına destek olduğu için. O yüzden bugün de öyle yapacağım. Dolayısıyla çok fazla hani sade bıraktığımda tadı çok güzel gelmiyor. O yüzden bir tık daha yoğun yapıyorum. Kullanmış olduğum filtre kahve kağıdının markası da şöyle bir markası, yani göstereyim. 2 numaralı boşu almışım, hiç dikkat etmemiştim. Hem bunun 4 numarası falan da var. Eminim daha rahat olur aslında buna. Şimdi filtre kahve makinesi almak istiyorum normalde ama almıyorum. Bunun sebebi de hani bu kettle gibi görünümde olan filtre kahve makineleri var. Şeffaf. Onlar çok iyi değilmiş. Okumuş olduğum yorumlardan ve kullanan kişilerden aldığım bilgilere göre. O yüzden daha iyi bir makine almak istiyorum. Ama onun için şu an itibariyle bütçe yeterli değil. O yüzden de böyle kağıtla idare ediyorum. Şimdi kullanmış olduğum Hindistan cevizi yağı da bu. Arkadaşlar Trendyol'dan almıştım bunu 30 liraya. Yenilebilir, içilebilir organik yağ. Bunu bir tatlı kaşığı yine kullanacağız. Bunu da şimdi bu soğuk presi olduğu için bıçak yardımıyla ben içinden çıkartıyorum. Şimdi suyum ısınıyor. Suyum ısınsın, kahvemi nasıl demlediğimi size göstereceğim. Bir tık zorlanıyorum ama artık alışmaya başladım zaten. Şimdi yavaş yavaş döküyorum.
zaten kahveyi size görebiliyorsunuz aşağıya aktığını. Bunu birden yaparsam çünkü kağıt düşüyor. Biraz bekliyorum iyice suyunu alması için. Şöyle göstereyim size yukarıdan. Bu suyu emecek iyice. Zaten şuradan damladığını görebilirsiniz. Yani bir tık böyle ev usulü filtre kahve makinesi gibi bir şey oldu diyebilirim. Yani sonuç olarak bir şekilde kahvemi yapmış oluyorum. Ya French press de çok rahat oluyor. Ama French press'te hemen şunu belirteyim. Şöyle bir durum oluyor. Biraz daha kahvenin tadı acımsı olmaya başlıyor French press'te. O demirden kaynaklı galiba. Bu kağıt olduğunda böyle bir durum söz konusu değil bu arada. Ama French press dediğim gibi 3 tane kullandım. Yani hepsi mi kırılır? Hepsi kırıldı o yüzden. Yapabileceğim bir şey de yok. Yani daha dedim almayacağım French press ama işim belli olmaz, alabilirim. Şu an böyle uğraşıyorum. Benim için sıkıntı olmuyor. Sadece misafir geldiğinde biraz zorlayabiliyor. Hani filtre içen kişilerse eğer, bu şekilde uğraşıyorum çünkü. Bir tık o yani zorluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kahvem hazır. Kahvenin rengi bir tık böyle sanki krema, süt kreması varmış gibi oluyor içinde. Ama bunun sebebi kullanmış olduğumuz yağ. Dolayısıyla filtre kahvenin tadı da bir tık böyle kırılıyor. Yani hani çok acı sevemiyorsanız eğer bu şekilde tüketebilirsiniz. Daha yumuşak bir tadı oluyor ve aynı şekilde de kilo yakımında yardımcı, yağ yakımında ise yardımcı oluyor. Şimdi yanına biraz acıkmış olduğum için hemen bir abur cubur böyle, yani abur cubur değil de atıştırmalık eklemek istiyorum. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane kendime kap alıyorum. Öğle yemeği yemedim. Kahvaltı ve akşam olarak tüketiyorum. Öğün olarak. O yüzden ara öğün gibi düşünebilirsiniz. Yani beni bastırması için kahvenin yanında 2 tane hurma ve 5-6 tane de badem, çiğ badem yiyeceğim. Öyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi eşim çalıştığı için biraz geç gelecekmiş. Ben de kendime ızgara sebze yapacağım. Biber, kabak, patlıcan ve domatesten oluşan. Şimdi yağlı kağıt üzerinde yapacağım ben. Pişirme kağıdı kullanacağım.
Domatesi de şöyle büyük büyük dilimliyorum. 4-4'e bölüyorum yani. Bu şekilde. Hepsi piştikten sonra son halini gösteririm size. Evet, yemeğim hazır arkadaşlar. Burada dünden yapmış olduğum çorba ve işte hazırlamış olduğum sebze. Üstüne de yoğurt yaptım, sarımsaklı. Bu şekilde. Afiyet olsun. Nasıl olmuş anne kek? Pobidik olmuş, senin gibi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Rica ederim, afiyet olsun. Seni de göstereyim mi? Bize gel, çok güzel olmuş. Görünmek istemeyen bir görümcem var. Çok güzel olmuş. Gösteriyorum. Gösterme, yapacağım.